Ben satılık eve elit tipli insanlar götüreceğim, tamam mı? Oradaki emlakçının yanında müşteriler varken pazarlığı kızıştıracağım hani. Senin götürdüğün insanlar eve almayacak. Yoo, Alana falan gelecek mi sen? Diyecek ki, ooo evi çok beğendim, alın kaparı diyecek. Oradaki gerçek alıcı panikleyecek, imzayı atacak. Nasıl tezgah? Normal çalışarak da para kazanılabiliyor Gündüz, biliyor musun? Enişte, çalış çalış hep aynı. Geçen hafta yan eve bir tane biplo sattık, 15.000'i cebe attık, fena mı oldu? Ya o iş de benim içime hiç sinmiyor. Hayırlı gelmeyecek bize o para. Haydan giren huya gider. Huya gitmesin Yaşar be. Bu huyumuzu değiştirelim. Haftalık bir temizlikçi tutalım ne olur. Safiye'm 15.000 lira paranın 5.000 lirası borçlara gitti zaten. Kaldı 10.000. Ama kocacığım bütün gün koca villanın temizliğini yapmaktan belim ağrıyor. İki tane at gibi kız ne işe yarıyor? Burada tanışıp evlenenler oluyor. Aç bakayım siteyi. Nasıl birini istiyorsun? Şöyle... Bizim kadar zengin olmasa da yine hali vakti yerinde bizim çevreden iyi bir ailenin yakışıklı bir oğlu olsun. Eğlenceli, gezmeyi tozmayı seven, muhabbetçi biri olsun işte. İşten güçten anımız şart değil. İşkolik erkek hiç sevmem. O konuları bana bıraksın. Buralarda otursun. Bir 80 ve üstü, fit, spor şık giyinen, 30-35 yaş arası biri olsun. Otomobillere meraklı ve esmer de olsun mu? Tam da böyle olsun. Abla Ozan bu. Allah kahretsin. Ozan'ın bunu internetten almıştır. Böyle antin kuntijeleri hep o buluyor. Isıtıcı olmasın bu? Başlıyorum. Bismillah. Hayır Yaşar bak süpürüyor. Anne süpürüyor bak hep temizledi burayı böyle. Hayır. Hiçbir yere de çarpmıyor. Bizim evi nereden biliyorsa. Belki gözü mözü kamerası falan varsa. Anam kızım bunun yanında dikkatli olun ha. Etekliyken çorabınızı falan düzeltmeyin belli olmaz. Hey maşallah. Cimcimeye bak ya. Hali de yıkıyor musun sen akıllı bıdık? Returning the charge. Aa. Sana cevap mı verdi Safiye? Enişte o kadar da gelişmiş değildir. Şarjım bitiyor falan diyordur. Ya Ozan Bey'e sorsak şunu bir öğrensek be. Ya Melike ile muhatap olmak çocuğun moralini bozmayacaksa gelsin baksın bir zahmet. Ozanım! Ma! Hadi ben sete gidiyorum, görüşürüz. Nesetmiş arkadaş sabah akşam. Ma bunun rolünü çoğalttılar, bir dizi zevkim vardı onu da mahvettiler. O rol arkadaşı herifi de pek sevemedim ben. Gözleri böyle felfecir okuyor. Aa yapma Cengiz, Vahit 10 numara. Ay nasıl yakışıklı çocuk. Yakışıklı mı? Kim yakışıklı ya? Nasıl yakışıklı? Kim yakışıklı anne? Vahit işte. Anladık. Nesi yakışıklı ya? Hiç de değil. Cengiz, kıskanmıyorsun herhalde değil mi? Anne ne kıskanması ya? Neyi kıskanacağım? Ben çok daha karizmatik bir adamım ya. Ya koskoca Vahit Asilzade oğlu. Buna mı bakacağım? Anne. Vahit hayali bir karakter biliyorsun değil mi? Tamam biliyorum. Karakter de bakmaz, onu oynayan çocuk da bakmaz. Cengiz, bana söylediler çocuk bundan nefret ediyormuş. Ne? Daha kötü. Ben de ilk tanıştığımızda Gizem'den nefret ettim. Normal insan tepkisi öyle olur zaten. Ama sonra ne oldu? Bak halimize. Ama saçmalama Cengiz, saçmalama. Senden başka akli dengesi yerinde hiç kimse Gizem'i beğenmez. Ben de ondan korkuyorum zaten. Bu oyuncular biraz deli oluyorlar. Takma adın ne olsun? Ha, şey olsun. Ejderha dövmeli kız. Dövme mi? Evet. Ben ejderha dövmeli biri olamaz mı ya? Ayrıca Ozan'ın tam tersini arıyoruz şurada. Doğru ama bak Ozan hiç dövme sevmez. Ayrıca belki hayatım değişecek. Belki ben de dövmeli biri olacağım. Yaz. Ejderha dövmeli kız 96. 96. Kız herkes senin 96 doğumlu sanacak. Amaç o zaten Tona. Boy 1.65 kilo 50. İlgi alanların. Ha şimdi Ozan'ın tam tersini bulmak için yaz. Macera, doğa sporları, kampçılık hayvanlar. Kampçılık. Sen hiç açık havada yattın mı hayatım? Bizim teknede bir kere güvertede uyuyakalmıştım. Doğa sporları? Kayak yapıyorum ya. Kayak bir doğa sporu değil. Trekking, dağcılık falan doğa sporu.
Kayak nerede yapılıyor? Salonda mı? Doğada yapılıyor işte yazsan. Hayvanlar? Köpeğim var. Nerede o sahi? Kaç gündür görmedim. Biz bakıyoruz ablacığım. Bahçeye gelen köpeklere bile hoş dediğin için senden kaçıyorlar. Tamam işte. Demek ki hayvanlarla iletişim mi ya? Birbirimizi anlıyoruz. Yazsan yaz. Sana 10 yıl önce hafızamı kaybettim ben. Ve yeni buldum. Zaten hafızayı kim kaybetmiş ki sen bulasın Sude? Ben de çoğu şeyi hatırlamıyorum. Ama ne çok sevmiştik birbirimizi. İşte onu hatırlıyorum. Burada duygusal bir bakışma istiyorum. Sıtkı keselim lütfen. Ne oluyor Mehmetciğim? Böyle oynanmaz ya. Bu duygusal derinliği olan bir sahne. Canım sen yüzeyden yüzeyden oyna, derinliği onlar koyarlar. Müziği basarlar altı, zoom koyarlar, bir şey yaparlarsa onu sıkıntı yapma. Hanımefendi, olmuyor işte. Balık gibi bakıyorsunuz suratıma. Mehmetciğim. Balık gibi mi? Hatta ölü balık gibi. Pardon ya, çok özür dilerim. Kusura bakma Mehmetciğim. Kelin o kadar çok parlıyor ki benim gözümü alıyor. Ben odaklanamıyorum o yüzden. Yok artık ya. Kişilik yapını anlat. Kişilik yapan, relax ve kafasına göre takılan biriyim. Ay bakışıp durmayın. Hedefimi söylüyorum. Ayrıca o Ozan'ın tam tersi olan çocuğu bulunca relax ve kafasına göre takılan biri olacağım. Göreceksiniz. Allah büyük Allah. Ya beni böyle gergin yapan Ozan da. Vallahi benim mizacım bayağı tatlıdır. Bayağı uysal bir tipimdir ben. Aa! Böyle hortlak gibi sessiz sessiz süzülüp giriyorsun. Laf mı dinliyorsun kumsal abla? Laf dinleyecek Ozan, senin uyuz muhabbetini mi dinleyeceğim? Bak. O kadar sokaklara gezmen, üstüne otur dedim sen. Düştün, kırdın. Şimdi nasıl oturuyorsun? Canım mı lafıma? Çok bipli konuştun. Güzel kızım, peri kızım. Sağ olasın, lütfettin, gönül indirdin. Buralara kadar geldin. Sağ ol yavrum, buyur bir çayını iç. Keyfimden cevmedin buraya hoş. 17 mesaj atmışsınız. O bakımdan cevap. 117 tane de atardım. Sağ az bile Melek kızım. Acele etmezseniz de hani talepçisi çok. Hani arkadaş sizi seviyor diye 3. kez buluşmuş. Ama kapanın elinde kalır burası yani. Her şey iyi de salon biraz küçük geliyor bana ya. Bilmiyorum. Vallahi ben kaçırmayın derim. Merhaba. Camdaki ilanı görüp geldim. Umarım bu daire satılmamıştır. Hoş geldiniz hanımefendi. Müşterilerimiz biraz düşünüyor. Siz buyurun bir gezin bakın. Ben Alara Çıkrıkçıoğlu. Levent Çıkrıkçıoğlu'nun kızı ve İlay Tekstil'in veliahtıyım. Uzun zamandır ailemden ayrı yaşamayı planlıyordum. Burası tam benim aradığım ev. Şirin, aydınlık, güvenlikli site ve iyi yatırım özelliği taşıyan bir 2+1. Bravo. Hanımefendi emlakçı gibi vallahi. Maldar anlıyor. Para parayı çekiyor be abi. Eğer isterseniz müşterilerinizin teklifinin 50.000 üstünü teklif edebilirim. Hanımefendi siz ciddi misiniz? Elbette. Böyle hızlı kararlarım vardır. Hatta hemen 10.000 TL kapora bile bırakabilirim. Hay Allah. Ne yapsak bilemedim. Ama bu beyefendi hanımefendi ciddi alıcı. Yeterince ciddi olsalardı kapora verirlerdi. Ben aylardır bu fiyata İstanbul'da bu kalitede ev bulamadım. Evet mi, hayır mı? Bak şimdi, bizi çok zor duruma soktunuz hanımefendi. Acele etmesek mi acaba? Hayat kısa. Hızlı yaşa, erken kapora ver. Benim mottom budur. Ne yapıyoruz? Yok yok, tamam ya. Biz tamamız. Değil mi hayatım? Zaten Emin gibiydik. Son bir kere görmeye geldik. Ben beğendim bu daireyi. O zaman satış sözleşmesi yanımda. İmzalayalım mı? Hemen imzalayalım be abi. Şöyle bir tane atıyoruz. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kahretsin. Kaybetmeyi hiç sevmem. Bak. Nasıl amarat görüyor musunuz? Utanın utanın. Bir saattir silip süpürüyor of demedi. Belki Çince'de of diye bir kelime yoktur anne. Olabilir. Çinliler çok çalışkan. Zaten İngilizce konuşuyor abla. Siz çok biliyorsunuz siz. Hı. Melke senden daha enerjik, Gündüz'den daha çalışkan, Yıldız'dan daha zeki, ev temizliğinde 10 numara bir insan buldum. Canım benim. İnsan mı?
Abla, akşam sofraya bir tabak da bunun için mi koysak? Yeminle bilmiyorum Mehmet. Ama bana sorarsan sen bu kadınla iyi geçin. Niye? Yapımcıyı mı tanıyor? Ne oluyor? Ya kadın sosyetik. Bir sürü çevresi vardır. Odur budur. Kanalın müdürünü tanıyor olabilir. Reklam verenlerden birinin ahbabı olabilir. Ay ne bileyim ben. Hadi be. Ben de balık gibi bakıyorsun dedim. Ayıp mı oldu acaba? Hı. Ölü balık dedin hatta. Zaten bütçem kanala batıyor değil mi? Ay sana da rahat batıyor be Mehmet. Oyna gitsin oğlum. Ya kadına bir güler yüz göster. Bir merhaba merhaba oldu bitti. Beni öldürmezler değil mi? Ha? Bir anda Vahit'in dizisi değil Sude'nin dizisi olmaz değil mi? Vahit zehir zıkkım yerine Sude zehirli zakkum. Of gerildim. Ozan anlattı da merak ettim. Aman kız. Ay neler yapıyorlar. Son teknoloji. Bizim evde yok bundan. Ozan akılsızı bunu burada bırakıp bizim eve gelmiş. Yanında getireydi iyiydi. Ama Zahide teyzeciğim, sizin evde çalışan yardımcılar var. Esas bize lazım bu Çinli kız. Çinli mi? Tabii. Ay nereden biliyorsun? Kendisiyle de. Kız konuşuyor mu bu? Ay pardon, ben hemen hallederim. Tamam, tamam, tamam. Yok bir. Ay maşallah. Kız nasıl siliyor bak. Evet evet. Pek marifetli. Var ya oğlum olsa kesin bunu alırdım. O ne döküldü yere? Kahve döküldü, robot temizliyor. Hayır. Ne oldu kız? Kahve telvesi onu bozarmış. Ay kahve telvesi yasaktı, ben onu unuttum. Tamam tamam sakin. Bak maşallah. Hem kahveyi temizliyor hem de çalışıyor. Hayır! Ölme! Ölme Çinli kız! Ölme Çinli kız! Kalbi atmıyor. Ölme Çinli, uy Çinli! Peruk mu taksam? Veya şive? Uy da! Karadeniz filan. Yok, o kadar skeç işine girmeyelim. Ama yarın hikayemizi biraz detaylandıracağız. Ne gibi? Gerçek müşteri dışında yarın bizim iki tane sahte müşterimiz olacak. Biri ben. Biri de Ozan. Siz kendi aranızda kapışacaksınız. İşte hayır ben alacağım, yok ilk ben gördüm orayı gibisinde. Ozan. İnşallah bir salaklık yapıp tezgahımız bozmaz. Tezgah mezgah diyen bıcırığa bak sen. Argo mu biliyorsun kızım? Hayır, sakata gelmeyelim yani. Ya senin o argo konuşan ağzını yerim ben. İnşallah yine Zoka'yı yutarlar. Vay vay vay, Zoka moka laflara bak. Oltayı yutsunlar da aynasızları uyandırmadan papelimizi alalım. Kirişi kıralım. Cızlamı çekmeden voltamızı alalım. Ayıktın. Sen sözlükten mi bakıyorsun bunlara? Evet, argo sözlüğünden. Öyle olmaz ama. Tatsız. Yani Türk kahvesi olmasaydı şey olmazdı falan diyorlar işte. Ne olmazdı? Telvili Türk kahvesi sen dökmüşsün yere Zahide. Evet, sen bozmuşsun robotu. Ne? Tabii. Ve Safiye çok alışmış o robota. Şu an çok üzgün kız. Daha düne kadar mutfak robotu görmemiş Safiye. Birdenbire Mr. Spock'la kanka mı olmuş? O kim ki be? Ya işte belimin ağrısı geçmişti, temizlik kolaylaşmıştı falan diyor. Anasının evinde Çinli robotla mı temizlik yapıyormuş Safiye? Onu sormadım da ben. Git bahçeden söyle. Kendi kızı koca poposuyla bana çarpmayaydı, o kahve oraya dökülmezdi. Söylemesem? Git derhal söyle. Oh kapı. Kapı. Oyuncu robot yapabilirler mi acaba? Mesela sabah erken çekimlere kendi yerime onu göndersem. Benim birebir kopyamı yapabilirler mi acaba? Seni yaptılar zaten kızım. Her tarafın sonradan yapılma. Ay formdasın bugün Zahide. Böyle ölmeyiz ya Füzat. Gizem abla çiçek geldi. Aa kimden? Kimden? Mehmet Baygın. Vahit. Ne yazmış? Özür dilerim. Rol arkadaşıma kabalık ettim. Set yorgunluğu, sevgiler. Hah, iyi bari. Sevgiler mi? Neyin sevgisi bu? Ne sevgisi bu? Aman sevdiğim evdiği yok be. Sabah Setti bana cak 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 öttü. Ben de onun cevabını verdim. Şimdi işte özür diliyor. Kavga mı ettiniz? Ne konuda? Aşk sahnesinde.
Aşk mı? Niye balık gibi bakıyorsun dedi. Halbuki hep öyle bakar. Nasıl bakacakmışsın? Yani elin adamına nasıl bakacak bu kadın yani? Tabii balık gibi bakacak. Nasıl bakacak? Yani belki aşık gibi rol yapsın, havaya girsinler istediyse. Ne havası oğlum? Rolün? Hani neyin havasına girecekler? İstiyor ki bu kadın aygın baygın ona baksın, havaya girsinler. Aşk yaşasınlar. Benden boşansın, onunla evlensin. İki de çocuk yapsın. Bu nottan onu nasıl çıkarttın baba? Neyin var senin bu ara? Ha? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Senden halledeyim. En azından canlımca oturuyorum. O da bir şey. Başka da bir şey yapasım yok zaten. Allah Allah. Haftalardır kelebek gibi uçuyordu. Şimdi de arı gibi sokuyorum. Gizem'in rahatı yerinde mi? Vahit nasıl davranıyor ona falan? Bir bak git ya. Kötü davranıyormuş. İlay da görmüş. Her gün kavga varmış sette. Normal. Delirtmiştir adamı. Anne sen git bir bak ya. İyi canım benim canıma minnet. Hem Vahitçiğimi de görmüş olurum. Vahitçiğim mi? Anne Gizem'in yanında da böyle Vahitçiğim çok yakışıklı falan deme ya o kelerif için. Kendini kanıtacak bir şey yap. Bilim ona da söyleyeceğim şimdi. Uzaktan bakıyorsan görürsün. Ben bir limonata alabilir miyim? Yok artık. Müzik var. Ejderha dövmeli kız 96. Bu ne rezalet ya? Senin neren romantik? Hangi ilişkide bağlılık ve huzur arıyorsun acaba? Pardon acaba sen 96'lı mısın? 22 yaşında mısın sen? Ufalla cebime gir. Şu kamp maceralarını da bir ara anlat bana. Önce senin kitap merakını dinlemek isterim. En son okuduğun kitap neydi? Cin Ali? Sen şu dövmeni göster, ben hemen özür dileyeceğim sana. Organik tarıma meraklıymış. Ben organik tarıma meraklı kızlara meraklıyım. Sus! Hadi siz. Makyajınız çok güzel olmuş bugün. Kız bana bıyık bıyık mı yaptınız set şakası gibisinden? Ha? Onun dalgasını mı geçiyor bu? Hayır Gizem Hanım. Ver bak şunu. Ay şaka gibi de güzelim ha. Ne oldu Mehmet? Hangi dağda kurt öldü? Yo, insan sizi tanıdıkça daha bir yakın hissediyor. Doğrudur. Çünkü bende şeytan tüyü vardır. Sen de mesela hiç öyle bir şey yok. Bir ışık mışık da yok böyle. Yazık, hiçbir şey yok ya. Hele bugün biliyorsun suratın böyle mahkeme duvarı gibi solgun. Neyse ki konservatuar mezunsun da ona saygı duyuyoruz yani. Sizin adamlarınız daireyi gezmişti. Hatırladım ben sizi. Bravo. Ben kaporayı koydum. Lütfen aradan çekilin. Bacak kadar boyunuza laf kalabalığı yapmayın. Bu da benim kaporam. Ve önce ben geldim. Selim Bey. Beni çok zor durumda bırakıyorsunuz. Bu hanımefendiye bir aydır servis veriyorum. Ciddi alıcı. Yeterince ciddi olsaydı kaporayı basmıştı. Nereye imza atıyorum? Hop bir dakika. Öyle kapora vermekle bu iş olmaz. Selim Bey, ben size güvendim. Kafamda bu evi dekore bile ettim. Yani haklısınız. Doğru. Sizi kırmayız. Hemen satış sözleşmesini yaparsak bu teklifler önemli değil. Ev sizindir. Kahretsin. Verin sözleşmeyi kardeşim. 2000 yeterli mi kapora için? Yanımda daha fazla yoktu. Aşk olsun. Tabii ki. Bana bayağı bir yamuk yaptınız. Bayağı. Sizinle başka daire gezeriz artık efendim. O kadar mangit saydık. Sayenizde ilik gibi ev sırra kadem bastı, anladın mı? O zaman ben payandaları çözüyorum. Arkanda ne saklıyorsun Sude? Ya sen arkanda ne saklıyorsun Vahit? Önce ben sordum. Burada soruları ben sorarım. Bir Q3 yapıp beraber çıkaralım mı? Taş makas kağıt yapalım mı? Bana uyar. Hep çocuktun, çocuk kalacaksın Vahit. Oysa ben senin tahmininden çok daha tehlikeli biriyim. Boşuna zahmet etme Sude. Sağlık raporlarım geldi. Haberler iyi değil. Kolesterolüm mü yüksek? Daha kötü. Şekerim mi yüksek? Daha da kötü. Bebek mi bekliyorsun? Evet ama Leyla'dan. Yani o doğuracak bebeğimizi. Tabii. Ben görebilirsem. Bu ne demek Vahit? Ne demek ha?
Ne var o sağlık raporlarında? Sude'ye yavaş yavaş zoom. Yaklaş. Donduk. Kestek. Vay hasta mı ya? Ne olacak Gizem Hanım? Oğlum sağlık raporlarını okusana, ne yazıyor orada? Ne yapıyorsun be? Çok saf bu be. Oğlum çok salaksın. Boş kağıt onlar. Neye bakıyorsun? Sağlık raporu mu onlar? Boş bulundum. İlahi Gizem Hanım. Gizemciğim. Senaryon nereye doğru gidiyor? Vahit ölecek mi? Bir bilgin, duyumun var mı? Şimdi şöyle. Ben hiç bilmiyorum oraları be. Vallahi. Tamam, kendini üzmeyeceksin. Ya biliyorum da işte daha ne fırsatlar çıkacak biliyor musun hayatta karşına? Diyeceksin ki hayırlısı buymuş. Kız bir dinle be, ben de onu anlatacağım zaten. Acaba ne fırsatlar çıkacak karşıma? Yani ben Talip'i kenarda garanti olarak tutuyorum ama... sence şu çöp çatanlık sitelerinden de aransan mı ha? Nasıl aransan mı? Yani ben spor salonundan da bakınıyorum. Anladın? Hani daha iyi bir şey bulursam... oraya da ufak ufak çalışacağım. Bir dakika, hala sözlüğünden mi bahsediyoruz? Yani evleneceğin onun insandan. Evet. Ya Talip okey, o cepte. Ama istediğim kadar zengin değil. O çevresi de yok. Hani kenara bir iki sosyetik alternatif daha atayım diyorum. Alternatif? Yani onlarla da takılayım bir yandan. Evlenmek isteyen olursa çiçek. Olur da yürümezse en kötü ihtimal Talip garanti. Ama siz Talip Bey'le sözlüsünüz yani, yüzük takmışsınız. Aman kız, yüzük birini çıkar ötekini tak. Kız biri gider, biri gelir. Canım bir dakika şimdi, senin bana anlatacağın derdin neydi acaba? Ben çok merak ettim onu şimdi. Kız işte Talip içime sinmiyor. Kız o ev ıslak halı ve mercimek kokuyor be. Yani kriterlerimin çok altında. Ben villalara layığım. Ya çok dertliyim ya. Vallahi çok dertliyim. Benim görüşmem var abi. İş görüşmem. Zaten sen de zengin tipi yok. Ben geleyim mi lan? Bende zengin tipi var mı? Var Yaşar. CEO'yum ben ya. Nasıl olmaz ki zaten? İnanırlar mı lan? İnanırlar enişte. Müşteriye imza yattırırsan 500 lira veririm sana. Say mı diyorsun? Bir tekstil şirketinde CEO'yum derim. Yalan mı? Yo. Babam çok heyecanlandı. Niye böyle oldu ya? Hiçbir zaman ev alma ihtimalim yok ya. Alıyormuş gibi yapmanın heyecanını yaşıyorum. Aman Yaşar, git ne olacak ha, ne olur. Böyle alıcı bir gözle bak eve. Hatta de ki trink para vereceğim de. Değil değil mi? Geleyim mi lan? Yalnız bir zarf içinde 10.000 lira lazım enişte. Ha, o zaman iptal. 10.000 kasada var oğlum. Getiririz ya. Saçmalama Yaşar. Kaybolur maybolur. Kızım ne kaybolacak ya? Bankaya vadeli yatıracaktım. Önce oraya gider, ondan sonra bankaya giderim. Safiye, 10.000 liranın aylık faizi kaç para, senin haberin var mı? 147 lira 50 kuruş. Ne? Neredeyse çalışmasam olur yani. Yani sen yine çalış da. Yarın 500 lirayı da benden kaparsan. 647 lira 50 kuruş bir ayda. Ağaçtan para topluyorum ya, halime bak. Kayıtlı diye bu numara kim bu? Alo? Evet? Ha, merhaba Mehmet. Mehmet. Bak sen ya, bu saatte. Saat daha 9 oğlum. İyiyim, sağ ol. İyi. Ya ben sana gizli bir şey soracağım da. Hı. Belki bir bilgin vardır diye. Ha? Ama yani etrafında tanıdık birileri varsa çaktırmadan cevap ver, aramızda kalsın. Oldu mu? Tamam o zaman, bir dakika dur. Hı. Ya Gizem Hanım, Gizemciğim. Benim hakkımda bir şey duydun mu? Yani benim karakterin hikayesi falan. Yok vallahi bilmiyorum. Bilsem. Neyi bilmiyormuş ya? Ama biliyorsan söyle lütfen. Bak biz rol arkadaşıyız, partneriz. Tamam belki biraz atışmalarımız oldu ama.
Ay her neyse Mehmet'ciğim, yani yarın konuşuruz. Ben şu an gerçekten yorgunum, yatmam lazım. Biliyorsun ben de ödem oluyor uyumayınca. Neyi yarın konuşacaklarmış anne? Hayır yani bilmem gereken bir şey var mı, ona göre plan yapacağım da. Çünkü sette başta pek anlaşamadık filan ama. Neyse her neyse artık onu. Yani ben seni seviyorum. Yanlış anlaşılmak istemem. Gayet iyi anlıyorum. Çok iyi anladım kardeşim ben seni. Ne yapıyorsun Cengiz? Pardon, ben kiminle görüşüyorum? Cengiz Özpamuk. Gizem'in eşi. Aa, iyi akşamlar. Nasılsınız? Kusura bakmayın, müsait değildir herhalde Gizem Hanım. Değildi. Değil. Müsait değil. He. Ben aramızdaki gerginliği bitirmek adına aramıştım. Kendisi sevdiğim bir insan. Sorunları çözebiliriz. Ben çözeceğim, merak etme. Çözüyorum. Kafamda çözdüm gibi zaten. Sağ olun. Her şey çözülür tabii. Bir ara sete gelin lütfen. Tanışalım. Tanışacağız, tanışacağız. Merak etme. Geleceğim ben o sete. Size bir sürpriz yapacağım. Tamam. Bekleriz. İyi akşamlar. Rahatsız ettim. Ne demek? Şenur teyze, ben sizin günahınızı aldım galiba ya. Günahımızı? He. Yani Yıldız'ı biraz daha yakından tanıyınca... hani genç kız, dur bir şey demeyeyim diyorum ama... Dede, eline diline korkak alıştırma yavrum ya. İçine atma, vur dışarı. Vurayım mı? Vur. He. Yani Talip Bey'e size layık bir insan mı bilemiyorum. Yani şüphelerim var. Yok, daha sert vur. Ya bırak yalıyı, çık Karadeniz yaylasına. Oradan vur kuzey kızı. Sert gireyim. Kuyma kapasını. Peki. Yani o kız nasıl bir kız ya? Yani bulamadınız mı böyle efendi bir aile kızı? Yani en insaf, tövbe estağfurullah, ula nasıl bir şey o ya? Aha vallahi çok güzel gidiyor ha. Hayır, insanda biraz edep, adab, ar, namus olur. Bu nasıl bir hoppaluktur, ayıptır ya. Oynak. Böyle fingir fungur. Gezenti. Cozu dışarıda ya. Yollu. Yok canım, sağlam ayakkabı değil ya. Poposu da geniş. Ben aslında böyle minik hokka gibi de kalça sevmem. Karakterli kalça severim. Misal seninki öyle. Karakterli bir kalça. Yakışıyor. Merhabalar. Satılık ilanını görünce hemen koşarak geldim. Bayılıyorum bu siteye. Ne zamandır burada ev arıyorum. Satılmadı değil mi? Hayır, satılmadı. Çok erken geldiniz. Erken geldiniz. Konuya erken girdiniz. Acaba bir içeri mi dolaşsaydınız? Yok yok yok, yo, gerek yok. Klasik bir 2+1. Görüyorum. Biz bir şey konuşacaktık da siz isterseniz... Yok yok yok. Yo. Ben Yaşar Yüksel. Bir tekstil şirketinde CEO'yum. Hızlı karar veririm. Param da bol. Burası da tam aradığım ev. Beyefendi, bizim başka müşterilerimiz de var. O müşterinizin teklifinin 50.000 üstünü verebilirim. Olamaz. Olamaz. Olur. Kapora verebilir misiniz? Yanımda getirmiştim. Buyurun. Aa, bu böyle olmaz ama. Bir gelsene. Sen geride dursana kardeşim. Ne yapıyorsun? Vereceğiz komisyonunu. Yok yok, öyle olmaz. Ya bu benim eniştem, fiyat arttırmayacak. Ne eniştesi ya? Eski fiyata da okeyiz. Peki sözleşmeyi imza? Atarız hanımefendi, atarız. Siz orada mırıngır ne derken el benim oluyor. Hayır enişte! Ne oluyor oğlum ya? Trafiğe takıldık. Bu hanımefendi eviniz için ciddi alıcı adayı. Biz evi sattık. Ne? Enişte... Sen emlakçı değil misin? Ev sahibiyim. Komisyon verme bunlara da. Neredeyse işi bozuyordu kendi müşterisi için. Hayırlı olsun kardeş. Mehmet! Ne oldu? Mehmet, Mehmet! Müjdemi isterim, yırttık. Ah, ah, ah! Vallahi mi? Vallahi, ay çok mutluyum. Ay ne kadar mutluyum, şu an anlatamam. Anlat, anlat. Vahit ölmüyor mu? Ahlaksızlar. Hayır, dizi bitti. Yayından kalktı. Ne? Evet, artık işsiziz. Gizem Hanım, siz nasıl bir manyaksınız lan? Ne var, bir dizi yayından kalktı diyoruz oğlum, sevinsene.
Ya ben onun neyini sevineyim ya? Benim karım, çoluğum, çocuğum var ya. İşsiz kaldım. Oh! Ne haber Cengiz? Hoş geldin. Ahlaksızlar diye vardı mı sende mi? Ben mi yanlış duydum? Ahlaksızlar? Ahlaksız bu kanallar. Böyle çat diye dizim bitirilir ya. Öyle abi, öyle. Vallahi güzelim, işimiz bitti. Yani bu kadar insan ekmek yiyor ya. Rating uğruna böyle pat diye dizim bitirilir. Geçmiş olsun kardeşim. Cengiz, Gizem Özpamuk'un eşi. Ya anladım ben onu. Hayretten Allah sabır versin. Sağ ol. Ne konuda Allah sabır versin? Anlamadım ben onu. Ay bu arada Mehmet, o kadar da üzülme. Şey dediler, 3-4 hafta bakacaklarmış. Belki küçük bir ihtimal dizi yayına geri dönebilirmiş. Kanal ekonominin durumuna göre karar verecek. Yemin et. Ay inşallah öyle olur. İnsan dizi kalkıyor diye sevinirim. Bu ne ya? Sen niye bu habere sevindin Gizem? Aa, yorgunluktan öldüm be. Aa, deli misiniz, nesiniz? Evim, ailem burnumda tuttu, perişan oldum. Seyrederken iyiydi. Biz helak oluyoruz çekerken. Gizem Hanım, dizi yeniden başlarsa siz çıkın. Size de yazık, yorgunluk oluyor. Gizem! Ona ben karar veririm canım, sen karar veremezsin. Sahnelerde performansımla seni eziyorum diyor. Burada sinsilik yapma bana. Ben çok iyi tanıyorum senin ruhunu, biliyorum. Anne. Neden dikkatli olun. Oy. Of. O belim. Çok mu kötü? Ay düşünce belim gitti, yıldı. Kaydın mı? Robot ayağımın altına girdi. Ona bastım, kaydım. Hani bu evin planını biliyordu? Hani banyoya girmiyordu? Şu an soru sorma, yatır beni. Yavaş, şöyle yan yat. Yavaş, 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 yavaş. Ay belim, belim. Yavaş, yavaş yildi. Zaten belin ay çok kötüydü değil mi? Oy. Yok be, bir şey yoktu. Azıcık tutulmuştu. Ay. Şu an bittim. Şu an bittim. Kör olası robot. Salak cinli kız. Ne yapıyorsun ayağımın altında? Of belim. Tamam. Bir frekans var. Onu yakaladık. Allah Allah. Sağlıklı beslenme, meditasyon falan ha? Bu kadar sürmesi mucize. Evet, benim tam tersim gibi biri. Efendim? Ozan'ı diyorum, zıttız yani. O aksa, ben kara. Böyle yin yang gibiyiz. Evet ya. Ben Ozan'ın tam tersiyim. Zahidlerin gözü kaldı. Mahsus beni kaydırmak için mi yaptı, ne yaptı? Niye girdi o robot duşun içine, niye? Ozan kendi evinin planına göre kurmuş aleti. O ev tam öteki türlü ya. Oranın planı bizimkinin tam tersi ya abla. Bizim banyonun yerine orada oda var. Bilememiş. Karşının robotu hani. Kuryelim mi Gunus? Onu mu bekliyorsun? Enişte ben o benim 2000'i sana vereceğim hani. Hele bir de verme. Ben seyirledim. O 10.000'i ortaya çıkarmayın dedim. Alışmamış elde para durmuyor. Enişte şimdi o 10.000'i avukat mavukat biz her türlü alırız da. Hani o ev sahibi de çok hırslı çıktı ya. Üf. Vallahi ben demiştim. O paradan hayır gelmeyecekti. Haydan gelen huya gider demiştim. Neyse Allah sağlık versin de. Oradan bakınca sağlıklı mı görünüyorum, gerizekalı? Annem, sen yat, geçecek. Hem kalkmana gerek yok ki. Temizlik için robot var neyse ki. Niye mal mülk para bizden durmuyor? 40 yılda bir bize gelince ya bozuluyor, ya uçup gidiyor. Ya da bizi sakatlıyor. Buna çok üzülüyorum.